Hayırlı akşamlar efendim. Tarihten yansımalarda bugün Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına gideceğiz. Öyle bir konu, öyle bir şahıstan bahsedeceğiz ki bir kesim dev olarak görüyor, bir kesim devleştirilmiş bir cüce olarak gösteriyor. Bir kesim vatansever diyor, diğer kesim vatan haini diyor. Yani bir insan için aşırı uçlarda, aşırı noktalarda olmak herhalde sıkıntının en büyüğüdür. Ortası yoktur. Evet, bugün günahıyla, sevabıyla bir Osmanlı subayını konuşacağız. Bugün Enver Paşa'yı konuşacağız. Neden Enver Paşa'yı konuşuyoruz? Ağustos ayı onun ölüm yıl dönümü ya da şehadet şerbetini içtiği gün, şehit olduğu gün. Bu sebepten dolayı Enver Paşa'yı her yönüyle masaya yatırmak istiyoruz. Tabii ki bizler Enver Paşa'yı anlatır iken bazı arkadaşlarımız farklı farklı fikirler söyleyecek. Evet, doğrudur. Enver Paşa ile ilgili çok aykırı, çok farklı bilgileri görebiliriz. Özellikle internet camiası içerisinde hiç ilgisi olmayan bilgileri de Enver Paşa ile ilgili görmemiz mümkündür. Biz burada doğrusuyla, sevabıyla Enver Paşa'yı artılarıyla ve eksileriyle işlemeye çalışacağız. Ta nereye gideceğiz? Balkan Savaşları'na gideceğiz. Balkan Savaşları'nda Enver Paşa'nın rolü nedir diye bir sorumuz olacak ve bu sorunun cevabını alacağız. Daha sonra Çanakkale Savaşları'nda var Enver Paşa. Sarıkamış'ta Enver Paşa var. Meşhur. Kaynaklara göre, bazı kaynaklara göre 90 bin, bazı kaynaklara göre 120 bin vatan evladının tek bir kurşun sıkmadan öldü diye adlandırılan Sarıkamış'a gideceğiz. Sarıkamış'tan da tabii ki almamız gereken dersler var. Acaba Sarıkamış'ın Enver Paşa günah keçisi mi? Yoksa Enver Paşa'ya da emir veren bir Osmanlı padişahı var mı? Tabii ki var. Osmanlı subayının hiçbir zaman keyfi hareket etmesi söz konusu değildir. Onun için Sarıkamış'a biz farklı bir pencere açmak istiyoruz. Trablusgarp'ta Enver Paşa var. Trablusgarp'tan sonra Çanakkale'nin zor günlerinde Enver Paşa var. Enver Paşa ile ilgili Alman adamı, Alman casusu deniliyor. Acaba doğru mu Alman casusu ya da Alman adamı olması? Abdülhamit ile Enver Paşa'nın arası nasıldı? Bu konuya da değineceğiz. Abdülhamit ile arasının iyi olmadığını herkes söyleyebilir. Ama niye iyi olmadığını? Abdülhamit ile Mehmet Akif Ersoy'un da arası iyi değil. Birçok din aleminin de arası iyi değil. Onun için iyi olmamasının sebeplerini burada masaya yatırmak istiyoruz. Ve sonuç olarak şunu söyleyeceğiz. Enver Paşa bir vatan haini midir yoksa bir vatan sevdalısı mı? Tabii ki Enver Paşa'yı konuşur iken, Enver Paşa'dan bahseder iken Enver Paşa'nın Mustafa Kemal'le ilişkilerinden, Enver Paşa ile Mustafa Kemal'in kendi aralarında çekişmelerinden de mutlaka bahsetmek zorundayız. Çünkü ikisi de bir Osmanlı subayı ama ikisi bir araya gelmiyorlar. İşte bu kavgaları ne zaman başladı? Var mıydı bir kavgaları, yoksa kavga var gibi mi gösterildi? En son Enver Paşa'nın bazı kaynaklarda "geleyim canım kurban Anadolu'ya sizinle beraber mücadele edelim" sözüne karşı Mustafa Kemal'in "gelme, gelirsen cezalandırırım" sözü var mı yok mu? Böyle bir ifade kullandı mı? İşte bunların hepsini bugün burada saygıdeğer seyircilerimiz öğrenmiş olacaklar. Bugünkü konuğumuz biraz uzaktan, Azerbaycan'dan bir dostumuz var. Azerbaycan'dan geliyor ama Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin yüksek lisans tarih bölümünde yüksek lisans öğrencisi. Tarihe sevdalı
ve tarihi öğrenmek için, doğru tarihi öğrenmek için memleketinden kalkıp buraya gelmiş ve burada bizim öğretmenlerimizden, bizim akademisyenlerimizden tarihi öğrenme gibi bir düşüncesi olmuş ve birkaç yıldır da böyle. Daha önce Senan'la biz burada program yapmıştık. Yaptığımız Kafkas İslam Ordusu'nun büyük bir şekilde gerçekleştiren kişisi de Enver Paşa'ydı. Bugün eski programa atıfta bulunarak bundan da bahsedeceğiz. Daha fazla uzatmayayım istersen Senan. Enver Paşa kimdir? Oradan başlayalım isterseniz. Ama bu soruların hepsine cevap vereceğiz. Tamam, kimdir hocam. Enver Paşa? Enver Paşa bir şeye göre, bir kesime göre vatansever. Ya nerede doğdu oradan şey dedim. Tamam. Yani Enver Paşa şimdi çünkü bazıları diyor ki Enver Paşa İslamcıdır diyor, ümmetçi diyor. Bazıları evet. diyor ki Turancıdır diyor. Evet. Bunları bir tarafa bırakalım. Bunları daha sonra söyleyeceğiz. Ve Enver Paşa nerede doğdu? İstanbul'da mı doğdu? Yani evet. doğum yeri. İstanbul'da doğdu ve bir Osmanlı subayı olarak yetişti. Evet. Enver Paşa doğum tarihi 22 Kasım 1881 yılında. Kasım'da. Atatürk'le aynı yılda yani doğuyor. Yani Atatürk'ten gün olarak yakın. Biraz evet de. Ama 10 Kasım ölüm yıl dönümüydü. Onu evet. karıştırmadım. Evet evet. Evet. 1881 yılında İstanbul'da doğuyor. 1881 yılında İstanbul'da doğuyor. Babası Hacı Ahmet Paşa. Daha önce Bayındırlık'ta görev yapmış Osmanlı bir paşası. Suriye alaylarında da görevi var Hacı Ahmet Paşa'nın. Yani bir babası bir Osmanlı paşası. Osmanlı devlet adamı. Ve bu yüzden de farklı yerlerde çalıştığı için Anadolu'da birçok yerler gezdi. Osmanlı coğrafyasında birçok yerler gezdi. En sonunda Makedonya, son geldiği yer Makedonya'da Manastır diye bir şehir var. Manastır'a geliyorlar. Manastır. Manastır. Ha, Manastır yazıyor da Manastır'a geliyorlar. Ve Manastır'da Enver Paşa orada okulu orada başlıyor. İlk okuduğu ilkokula mektebi iptidai. Bugünkü deyimiyle ilkokul. Bugün Azerbaycan'da biz hatta iptidai mektep deriz. Azerbaycan'da evet, hala evet. o tabir vardır. Evet. Devam ediyorsunuz. Evet, devam biz ediyoruz. Bıraktık. Siz devam edin. Biz devam ediyoruz. İptidai meşrep deriz. Hayırlı mübarek olsun size o zaman. Devam edin. Eskiden, sağ olun hocam. Eskiden bir nokta bile devam ederse biz bunu söyleriz. Hayırlı mübarek olsun deriz. Sağ olun hocam. Daha sonra bundan sonra okuduğu okullar arasında Askeri Rüştiye var. Askeri İdadi var. En sonunda Harbiye Meştebi var. Tabi Harbiye Meştebi'nde okuduğu zaman yalnız değil Enver Paşa. Harbiye Meştebi'yle beraber şeyler var mesela meşhur yani herkesin bildiği Kutlamara komutanı Halil Kutpaşa var. Aynı zamanda amcasıdır. Halil Kutpaşa. Halil Kutpaşa amcasıdır. Hı. Ve onunla beraber okuyor zaten okulda. 1889 yılında bu okuldan teğmen olarak çıkıyor yani teğmen olarak rütbesini alıyor. En sonunda 23 Kasım 1902 yılında kol ağası, ön yüzbaşı olarak terhis oluyor yani okuldan ayrılıyor. Buna da değinmeden geçmeyeceğim. Şu biraz önce değineceğiz, biraz sonra değineceğiz de Sultan Abdülhamit Han'la ilişkileri. Askeri okulda okulduğu zamanlarda Sultan Abdülhamit Han aleyhine faaliyetlerde bulunduğu için amcası Halil Kutpaşa ile beraber tefkik ediliyor. Tutuklanıyor. Yıldız'da hatta bir mahkeme süreçleri var onların. Ama bir müddet sonra serbest bırakılıyor. Evet. Bunu da altını çizeyim. Bundan sonra Enver Paşa daha sonra şeye geliyor. Binbaşı olarak binbaşılığa şey yapıyor. 1906 yılında binbaşılığa terfi ediyor. Ve Mayıs 1906 yılında ilk defa İttihat-ı Terakki'ye katılma yılı o zamandır. Hı-hı. Mayıs 1906 yılı. Ekim 1907 yılında ise şeye başlıyor. Daha doğrusu 1902 yılında bunu söylemeden geçmeyeyim. 1902 yılında Manastır'da 13. Topçu Alayı'nın 1. bölüğüne kumandan olarak kayın ediliyor. İttihat ve Terakki ile ilgili evet. Birçok tarihçinin şöyle bir ifadesi var. Ben de bu ifadelerin büyük bir bölümüne ben de katılıyorum. Diyorlar ki İttihat ve Terakki
Sultan Abdülhamit'in, yani 2. Abdülhamit'in ölümünden sonra Osmanlı topraklarını peşkeş çekti diyorlar. Ve İttihat ve Terakki sanki bir darbe ordusu gibi anılıyor. Bu konuda sizin görüşleriniz nedir? Hocam İttihat Terakki konusu biraz kısaca, daha... Çok kısa bir şekilde İttihat Terakki'ye girelim. İttihat Terakki konusunda biraz daha çok geniş bir konu bu. Ama şöyle ifade edeyim. İttihat Terakki aslında bir karmadır. İttihat Terakki içinde İslamcılar var, Türkçüler var, aşırı dinciler var. Hatta dindar olmayan dinsizler bile var. Alman hayranları var. Alman hayranları var, İngiliz hayranları var. Yani batıcılar var. Fransız hayranları var. Evet. İttihat Terakki böyle bir karma. Amacı nedir? Amacı nedir? Mesela İttihat Terakki'nin arasında Enver Paşa gibi vatansever insanlar var. Mesela bunların amacı yani... Enver Paşa vatansever mi? Bana göre vatanseverdir. Daha sonuna gelmedik ama daha. Yaptıklarını şeyce buna saygıdeğer seyircilerimiz karar versin. Vatan hayır mi, vatansever mi? Şimdi bakın. Herkesin gönlünde bir aslan yatayan. Benim şunu mesela... söyleyeyim bakın. Şimdi bir tarafta Mustafa Kemal var. Evet. Mustafa Kemal da İttihat Terakki'dir. Terakki'sindedir. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Evet. Ve Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra Anadolu'daki Türk Devleti'nin deki değişikliklerin baş sorumlusu. Evet. Yani ya da bunları yapan kişi. Fakat diğer tarafta Enver Paşa'yı da, bunlar sınıf arkadaşıdır, beraberdir. İkisi de Osmanlı subayıdır. Evet. Araları iyi değil. Evet. Şimdi birisine siz vatansever diyorsanız, Mustafa Kemal'e vatansever diyorsanız, Enver Paşa'ya da vatan haini ifadesi yakışıyor. Sadece bundan dolayı mı, ben onu soracaktım. Yok, kesinlikle öyle değil. Yani vatan haini denilmesinin sebebi yaptıklarından değil, Mustafa Kemal'e karşı olduklarından olabilir mi diye soruyorum ben. Mustafa Kemal'le aralarındaki problemden olabilir mi diyorum. Şu an hocam Mustafa Kemal Paşa ile aralarında sıkıntı var. Ama o yıllara mesela baktığınız zaman, o yıllarda bütün İttihatçıların aralarındaki sıkıntıları bir kenara koyup tek bir hedefler vardı. Sultan Abdülhamit Han'ı devirmek. Bu konuda birleşiyorlardı. Ama kendi aralarında çok büyük şeyler vardı. Problemler vardı. Zaten biz bunu Sultan Abdülhamit Han devrildikten sonra göreceğiz. Yani hemen hemen Sultan Abdülhamit Han devrildikten sonra hemen hemen her yıl bir şey sadrazam değişiyor. Evet. Yani çünkü aralarında sorunlar var. Biraz önce dedik ya, Fransız kanadı var, İngiliz kanadı var, Alman kanadı var ve her kanat kendisini lider yapmayı istiyor. Ve daha sonra İttihat Terakki'den bölünmeler var. Şimdi Osmanlı Devleti'ni kurtarmaya yönelik bazı akımlar var biliyorsunuz evet. Bu tarihte. Bu akımlar içerisinde ümmetçi bir akım da var. Evet. Yani Osmanlı Devleti'nin İslami yapısını yetersiz görüp tüm İslam alemini bir arada toparlamaya çalışan bir evet. düşünce de var. Bunun yanında Turancılar var. Evet. Türkçüler. Bunun yanında Batı yanlıları var. Evet. Yani böyle farklı gruplar. Hatta mandacılar bile var bunların içerisinde zannedersem. Evet. Amerikan mandasını devam ettirmek isteyen. O zaman Amerikan mandası demeyeyim de hocam. Tabii. Çünkü Amerika o kadar şey değil. Etkili değil. Biraz Avrupa manda. Avrupalılara daha yakın olanlar var. Tabii. Bu şeyler var. Ama dediğimiz gibi İttihat-ı Terakki o zaman büyük bir şeydir. Yani o zaman sadece biz İttihat-ı Terakki'yi şimdi konuşuyoruz da, ama o zaman İttihat-ı Terakki hepsi Fransız tarafı da, İngiliz tarafı, İngiliz kolu da, Alman kolu da hepsi bir yere yönelmişti. Hı. O zaman o kadar ayrılıklar yoktu o İttihat-ı Terakki'de. Hedef aynı. Sultan Abdülhamit Han'ın devrilmesi. Ama ondan sonra bir bakıyorsun omuz omuza Sultan Abdülhamit Han'ın devirmek için omuz omuza çarpışanlar, bir bakıyorsun birbiriyle silah seçiyorlar. Şimdi tabii ki Sultan Abdülhamit Han'a karşı olmalarının sebeplerini biliyoruz. Evet. Bunlar niye karşıydı? Mesela Mehmet Akif Ersoy karşı. Evet. Efendim birçok İslam alemi, programımızın başında da söylediğimiz gibi birçok İslam alemi, isimlerinden bahsetmek istemiyorum. Evet. Onlar karşı. İttihat Terakkiciler karşı. Şimdi şöyle bir soru akla geliyor. Acaba herkes yanlış da bir Abdülhamit mi doğru? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani Abdülhamit'in nesine karşı oluyorlar bunlar? Hocam şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu böyle yorumluyorum. Bu adamlar Avrupa'ya gidiyorlar. Avrupa eğitimi görüyorlar. Avrupa eğitiminde mesela bazı şeylerin çok rahat, çok serbest olduğunu görüyorlar ve çok gelişmiş olduğunu görüyorlar. Yurda döndükleri zaman, o zaman da Osmanlı kaynayan bir kazandı. Yani bir de Avrupa devletlerinin kaynattığı bir kazandı. Osmanlı öyle bir coğrafyada yerleşiyor ki, evet. Yani mecburen
her taraftan Osmanlı'nı parçalamaya çalışıyorlar. Ve Sultan Abdülhamit Han da bunu artık bunu böyle yönetemeyeceğini anlıyor. Ve bunu biraz sıkarak yönetiyor. Hmm. Sıkı yönetimle yönetiyor. Olağanüstü halle yönetiyor. Olağanüstü hal demeyeyim de ben sıkı yönetim biraz o kelimeyi kullanmak istemiyorum. İstibdadla yönetiyor ama istibdat bugünkü diktatörlük değildir. Evet. Onu da altını çizeyim. İstibdat bugünkü diktatör, bizim anladığımız gibi diktatörlük değildir. Sadece belirli şeylere çok şey yapmıyor yani. Çünkü işin Abdülhamit Han perde arkasını görüyor. Perde arkasında oynanan oyunları görüyor. Hı hı. Ama bunlar daha genç, daha toy ve en kötüsü Avrupa'dan geliyor. Evet. Yani Osmanlı'yı yıkmak isteyen Avrupa'da yetişiyor bu adamlar. İttihat Terakkicilerin böyle bir düşüncesi evet. var. İttihat Terakkicileri bir yere bırakalım. Ama bunlar vatansever, bunu da söyleyeyim. Bunlar aslında hakikaten... Ya nasıldı Senan? Şimdi vatansever diyorsun, Alman yanlısı. Efendim... Alman yanlısı değil işte. Ben mesela anlattıklarımda Alman yanlısı diyorum da sadece Almanya'ya daha yakın olanlar var. Mesela biraz da sonra soruları biraz önce söylediniz. Mesela Almanlarla ilişkilerine. Evet. Oraya değineceğim mesela. Bak şimdi şöyle bir durum var. Günümüzde hem Amerika'yla, günümüzde Amerika olduğu için evet. tırnak içerisinde söylüyorum. Her şey güllük gülistanlık olacak. Evet. Çocuklarımızı orada okutacağız. Amerika'yı bir kendi vatanımız gibi göreceğiz. Ve daha sonra da bu insanlara vatansever diyeceğiz. Yani bu biraz garip gelmiyor mu? Öyle değil işte hocam. Bunlar mesela Enver Paşa'nın Almanlarla ilgili şeylerine baktığın zaman Enver Paşa sadece Almanların diyor şeylerinden yani mesela teknoloji olsun, askeri eğitimi olsun, deneyimi olsun. Evet. Bu şeylerden istifade edelim diyor Enver Paşa. Tamamıyla Almanların şeyine geçmeyelim diyor. Evet. Hatta bir sözü var Enver Paşa'nın. Çanakkale Savaşı'nda onlarla beraber hareket etmiyor mu? Mustafa Kemal'le belki de problemlerinin evet. biri de buradan kaynaklanıyor. Evet ama onun da sebepleri var yani. Niye Almanlarla şey yapıyor? Ya Almanlar... Madem soruya girdik evet. o zaman Alman Çanakkale, sorusunu... Çanakkale'ye geçelim o zaman. Direkt Çanakkale'ye. Çanakkale'ye. Şimdi Çanakkale'de... Yani Enver Paşa Çanakkale'de ne durumdaydı? Evet. Enver Paşa Çanakkale'de önce söyleyeyim paşa rütbesinde. Evet. General aldı rütbesini aldı. Üstelik damadı Şehriyari. Evet. Yani Osmanlı ailesine damadı. Osmanlı damadı. Artı bir de Harbiye Nazırı, Başkumandan Vekili, Osmanlı evet. Padişahının Vekili, Başkomutanın Vekili ve Harbiye Nazırı. Bugünkü Genelkurmay Başkanı. Genelkurmay Başkanı. Enver Paşa. Ve burada şimdi dönemde o dönem mesela hem askeri alanda dünyada en askeri alanda en güçlü hem askeri sanayisiyle evet. hem ordu yönüyle en güçlü olan Almanlar var. Hmm. Yani bütün Avrupa devletleri Almanların bu askeri disiplinine hayrandır. Hmm. Enver Paşa da kendisi Almanya'da şey yaptı. Ateşeliği yaptı Enver Paşa'nın. Almanya'da ateşeliği var ve burada bunu görüyor Enver Paşa. Almanların bu şeylerini görüyor. Ve Almanlarda sadece orduyu Alman şeylerine göre, Alman disiplinine göre, Alman sanayisine göre yeniden dizayn etmek istiyor. Hmm. O yüzden Almanlara yakın Enver Paşa. Evet. Yoksa mesela Enver Paşa'nın bir sözü var. Enver Paşa diyor ki şu an biz Almanlarla müttefikiz diyor. Enver Paşa'nın mektuplarında var bu. Şu an biz Almanlarla müttefikiz diyor. Ama belli olmaz belki savaşın sonuna karşı belki şey de düşebiliriz. O yüzden karşı karşıya da gelebiliriz. O yüzden Almanlara karşı dikkatli olmalıyız. Hmm. Ve dediği de çıkıyor. Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan Harekatı'nda, Osmanlı Ordusu'nun Azerbaycan Harekatı'nda Almanlarla çakışıyorlar. Evet. Almanlara rağmen yapıyor esas bunu. Esas onu söyleyeceğim ben. Yani şimdi bir tarafta Almanların yetiştirdiği dediği bir kişi. Evet. Diğer tarafta özellikle Azerbaycan'daki Kafkas İslam Ordusu'nda Almanlar yetiştirdikleri kişinin yanında yer alması gerekirken karşısında yer alıyor. Tam karşısında. Sebep evet. Bakü Petrolleri. Bakü Petrolleri yani menfaat. Menfaat uğruna savaşta beraber evet. adamı satıyorlar. Çanakkale'de. Çanakkale'de hocam dediğim gibi Almanlar göre dizayn ediliyor. Alman şeyler göre hatta Lemon Van Sanders Paşa getiriliyor Çanakkale şeyine, komutanlığına. Çanakkale'de ama bu bilinmez mesela. Çanakkale hakkında bu bilinmez ama Çanakkale'de mesela Almanlar Enver Paşa onu söyleyeyim. Enver Paşa orduyu aldığı zaman ordu çok kötü durumdaydı. Düşünün Balkan savaşları var. Daha bir yıl önce Balkan savaşları var ve siz Balkan savaşlarında rezil bir şekilde mağlup olmuşsunuz. Rezalettir yani Balkan savaşları.
Böyle bir ordu alıyor Enver Paşa. Hangi Balkan Savaşları? Birinci Balkan Savaşları. Birinci Balkan Savaşları. İkinci Balkan Savaşları değil tabii. Bunlar yok yok. Kendi aralarında oluyor. Yok yok yok. Birinci Balkan Savaşları. Birinci Balkan Savaşları. Birinci Balkan Savaşları'nda ordunun durumu rezalettir. Böyle bir ordu alıyor Enver Paşa. Ve bu orduyu mükemmel şekilde modernize ediyor orduyu. Ve Birinci Dünya Savaşı'na hazırlıyor. Hmm. Ve bunu da tek başına yapamıyor. Bunu Almanlardan destek olarak yapıyor. Mesela Almanların Çanakkale'ye gönderdiği şeyler vardır. Mesela lağımcılar vardır. Bizde yoktu mesela lağımcılar. Peki şunu sorarsak. Uçak gönderiyorlar mesela, çeşit uçakları. Uçak gönderiyorlar, ordu komutanlarını gönderiyorlar. Evet. Sevk ve idarede etkililer. Bu arada hadi Mehmet hücum diyorlar, binlerce insan öldürüyorlar. Yani bunları bir tarafa ya, bırakalım. Bu vardır. Ben buradan şunu sormak istiyorum. Yine Çanakkale'ye geleceğim de. Evet. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Enver Paşa'nın rolü nedir? Ya da katkısı nedir? Çünkü padişahın bile haberi olmadan, padişahın bile gönülsüz olduğu bir savaşa giriyor Osmanlı Devleti. Zaten o zaman Sultan Abdülhamit Han'dan sonra padişah diye bir şey yoktur. Var canım, niye yok? Yani ne anlamında yoktur? Yani şeydir yani, bütün şeyi hükümet yönetir yani. Hmm. Padişah yani o kadar bir etkinliği yoktur. O anlamda etkinliği yoktur diyorum. Padişah artık yönetimde yani değildir. Yani İttihat-ı Terakki diyelim o zaman. Yönetimde İttihat-ı Terakki'dir. Tamamen İttihat-ı Terakki'dir. Ve İttihat-ı Terakki ne der onu yapar yani padişah da. Yani zaten başka şansı da yoktur yani, onu da söyleyeyim. Cücü yok biz yani padişahın. Padişahın şu anlamda cücü var. Halifedir, İslam ümmetinin başıdır. Öyle bir cücü var ama peş peşe olaylara karşılayacak bir cücü yok. Açıkçası yani Birinci Dünya Savaşı'nda padişahın haberi bile olsa hadi yapmayın derse bile onu dinleyen olmaz yani açıkçası. Evet. Yani zaten karar verilmiştir. Dünya Savaşı'na sokan kişiler içerisinde Enver Paşa da var diyorsun. Vardır. Evet. Büyük bir etkisi vardır Enver Paşa'nın. Ama şimdi böyle bir şey var o zaman. Şimdi Dünya Savaşı'nı konuşuyoruz da Osmanlı'nın Dünya Savaşı'na girmemesi mümkün değildi. Ben o görüşteyim. Bak sana hocam, bak şöyle bir şey var şimdi. Birinci Dünya Savaşı'nda iki grup var değil mi? Evet. İttihat, ihtilaf devletler, ittifak devletler. Evet. İki grup. Osmanlı Devleti'nin içerisindeki bulunduğu grup ittifak. Evet. Diğerleri itilaf. Evet. İkisinin amacı da ne? Ben bunu buradan söyleyeyim sana. İki grubun da amacı nedir? Dünya hakimiyeti. Dünya hakimiyeti. Evet. İki grubun da amacı. Evet. Sadece dünya hakimiyeti midir? Osmanlı Devleti'nden parçalanan topraklara sahip olmak. Zaten mıdır? Dünya hakimiyeti dediğimiz zaman onlar da var. Yani yeni sömürge toprakları. Ben buradan. Osmanlı'nın da burada çok önemli şeyler var. İşte mesela Musul Çerçük petrolleri çok var. Güzel. Çok güzel. Ben oradan girmek istiyorum işte. Şimdi Osmanlı Devleti ittifak devletlerinin arasında, yani Almanya'nın yanında olmasaydı da, evet, İngilizlerin yanında olsaydı yine kendi toprakları kaybolacaktı. Evet. Çünkü İngilizlerin de bu topraklarda, Osmanlı topraklarında gözü var. Almanların da gözü var. Evet. Onun için ben Birinci Dünya Savaşı'na bir Ali Cengiz oyunu ve Türkiye'nin de içerisine hasbelkader arkadan iterek ve kendi içimizdeki Almanları koruma düşüncesinde olan, Almanların büyüklüğüne inanan bazı komutanların, bu da Enver Paşa gibi komutanların ısrarıyla olduğunu düşünüyorum. Hocam mesela Enver Paşa Cil'in, yani Almanlardan önce biz savaşa girmek istediğimiz zaman, Osmanlı savaşa girdiğimiz zaman ilk önce Almanlardan önce İngilizlere gidiyorlar. Evet. İngilizlere gidiyorlar Osmanlı'dan önce, Almanlardan önce. İngilizler bizi almıyorlar. Hmm. Çünkü hem bizim üzerimizde emelleri var, hem de diyor bunlar dün ama Balkanlarda yeniler şey. Almanlar, İngilizler daha dürüstmüş yani bu konuda. Almanlar ikili oynuyor gibi geliyor bana. Hocam yani İngilizler zaten bizi almazdı. Almanlar mesela biz Almanlara gittiğimiz zaman Almanlar da hiç bizi almak istemedi. O da var o zaman. Almanlar da hiç bizi almak istemedi. Niye aldılar ya? Sonra da daha çok Avusturya Almanlarının biraz baskıları oldu. Rusya'nın biraz da büyümesi mi? Yok, Rusya'nın şey değil de Almanlar, açıkça söyleyeyim, her ne kadar Enver Paşa'yı burada ben desteklesem de mesela evet diyorum Osmanlı savaşa girecekti. Yani bunun şeyi çıkışı yoktu. Ben desteklemediğim için değil. Ben anlamaya çalışıyorum. Yok o zaman. Ben burada bir seyirci olarak kafama takılanları sormak istiyorum. Yok şimdi biliyorum o zaman. Ben onu biliyorum da. Şimdi mesela Enver Paşa, yani şimdi Enver Paşa her ne kadar Almanlar şey olsa da Almanların niyeti hadi bu biz buna destek verelim bu şeysin değildi. Almanların niyeti burada Arabistan Yarımadası'nda, İşte Arap devletler arasında, çünkü İngilizlerin dedi ki orada da gözleri vardı.
ve Kafkasya bölgesinde Rusları durdurmak gerekiyordu. Evet. Bizi sadece piyon gibi kullandı. Yani bunları durduralım. Bir şekilde bunları durdurmak için güç zayıflatalım bunları. Evet. Artı şey de vardı. Almanların bu planı da vardı. Bunlar İslam halifelik bunlar da Osmanlı ordusunda. Bunlar bir cihat emri verir ve İngilizlerin sömürgesinde olan, Fransızların sömürgesinde olan Müslümanlar ayaklanır. Hindistan Müslümanları esas da ayaklanır ve İngilizleri zayıflatırız böyle. Bu düşünce de vardı. Cihat çağrısı ne oldu? Cihat yapıldı, çağrısı yapıldı ama netice alınmadı herhalde değil Yok, mi? Yok, netice alınmadı demiyorum da. Yani birçok adam diyor netice alınmadı ama ben netice kısmen diyorum. Çünkü Hindistan Müslümanların yardımları var mesela Osmanlı'ya. Oradan buraya hem maddi yardım gönderiyorlar. Mesela Çanakkale'de savaşan Azerbaycan Türkleri vardır yani. 5000 tane bizim şehidimiz var Çanakkale'den. Azerbaycan Türkleri. Var mı? Var var. 5000 tane. Hatta şey var. Çanakkale'de bir anıt var. Evet. Böyle anıt şey var. Anıt levhası var. İşte Türkiye'nin işte orada Türkiye diye geçer. Türkiye'nin işte bağımsızlığı uğrunda savaşan Azerbaycanlı askerler diye şey yapar. Tabii ki Birinci Dünya Savaşı ya da Kurtuluş Savaşı daha sonra devam eden bir varoluş yok oluş mücadelesidir. Evet. Ve bizim tarihimizde dünya tarihinde görülen hiçbir şeye benzemeyen bir direniş vardır. Yok evet. olmuş bir şeyin tekrar harekete geçmesi vardır. Onun için bu birlik ve beraberliği içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz o tarihlerde Kurtuluş Savaşı'nda ya da daha önce Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'ye destek veren herkese cani gönülden teşekkür evet. ediyoruz. Bunlar içerisinde Arap da var, Suriye'den de var, Irak'tan da var. Hatta daha Trablusgarp'tan var. Afrika'dan gelen Hatta insanlar var. Hatta Orta Asya'dan gelen Buhara Türkleri vardır. Hatta geliyorlar. Var. Tabii. Geliyor savaş Tabii. var burada. Savaşa katılıyorlar. Tabii. Kurtuluş Savaşı'nda yani da vardı için, bu. İşte biz millet olarak bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bugün bile. Bugün bile. Bugün de. Amerikan saldırılarında bugün bile Kuveyt'ten, Katar'dan dolar bozduranlar var. Azerbaycan'dan dolar bozduranlar var. Var mı Azerbaycan? Var var var. Bozdurdun mu doları? Var var. Ben bozdurdum. Bozdurdun mu? Tebrik ediyorum ben. Sağ olun Ozan. Yani, demek ki var da bozdurdun. Yok sadece burada var. Değil, Azerbaycan'da. Orada var. Azerbaycan'da da var. Hmm. İnsanlar mesela böyle bir şey, böyle bir haber yapıldı Azerbaycan'da. Artık yani bankalar Türk lirasına altın talepten dolayı Azerbaycan bankaları dolar al, evet. TL alıyorlardı. Evet. Lira Azerbaycan yönetimi ben halkın yapısını biliyorum da. Evet. Bir hemen tırnak içerisinde sormak istiyorum. Yönetimi Amerikancı mı? Yok. Değil Azerbaycan mi? Yönetimi biraz şeydir, denge siyasetini kurmak ister. Haydar Aliyev'den beri bu böyledir. Yani hem Rusya'ya hem Batı'ya denge siyaseti güder. Yani hiçbirisine fazla şey yapmaz. Çünkü bizim biraz Karabağ sorunumuz var. O yüzden çok sıkıntı, yani hangi tarafa yaklaşsan o taraftan sıkıntı olur. Evet. Mecburen bu bölgede bu dengeyi sağlayamalısın. Sağlamak zorundadır. Evet, Çanakkale Savaşı. Çanakkale Savaşı'nda ne yaptı? Katkısı neydi? Yani günahı neydi, sevabı neydi? Hocam, ilk önce Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale cephesini yeniden şey yaptı, tahakküm etti. Hı hı. Yeniden oradaki birlikleri düzenledi, yeniden o düzenlemeler yaptı. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal'den daha önde diyebilir miyiz? Mustafa Kemal o zaman yarbay. Evet. Enver Paşa, Harbiye Nazırı. Harbiye Nazırı. Onun belki de komutanının şeyidir, üzerindedir. Üzerinde. Yani düşünün. Doğru doğru. Yani böyle bu şekilde bir şey vardır. Çanakkale Savaşı'nda Enver Paşa mesela. Ben bunu şunun için sordum da. Çanakkale Savaşı'nda Enver Paşa'yı hiç hatırlamayız yani ondan dolayı. Hatta maalesef. Son 20 sene öncesine kadar Mustafa Kemal'le başlarız, Mustafa Kemal'le bitiriz de. Onun için sordum ben. Tabii biraz, Mustafa Kemal de bizim kurtuluşumuza vesile olan bir evet. liderimizdir. Çanakkale cephesinde de önemli görevler evet, evet. yapmıştır. Arıburnu, Anafartalar cephesi. Anafartalarda ama ondan başka bizim komutanlarımız da var. Bunları unutmak istemeyelim. Yani bunları unutmayalım. Şimdi hocam tam da buraya geldiğinizde burada iki şey söyleyeyim ben. İlk önce programın başında diyecektim bunu. Enver Paşa ile ilgili görüşlerde şu iki yanlış hata var. Birinci hata Enver Paşa'yı yani Enver Paşa hakkında olan şeyler diyorum bilgilerde. Cumhuriyetinin ilk yıllarında Cumhuriyeti biraz Enver Paşa Cumhuriyeti istemeyen adamdır. Hmm. Böyle söyleyeyim. Enver Paşa ne istiyor?
Cumhuriyet zamanında mı? Evet. Cumhuriyetin dışında Osmanlı devam etsin de istedi. Ha, Enver Paşa Osmanlı devam etsin diyor. Hmm. Hatta Murat Bardakçı da onun arşivlerine, yani sahibi olan Murat Bardakçı da söylüyor. Enver Paşa İslamcıdır diyor. İttihat-ı İslam istiyor. Evet. Enver Paşa'nın kendi sözleri vardır İttihat-ı İslam'la ilgili. Murat Bardakçı biraz üstadımız da bazen bu konularda aşırı gidiyor gibi geldi bana. Yani Enver Paşa'nın Türkçü olduğu da bellidir yani. Ben mesela, benim şahsi görüşüm Türkçülüğü de vardır. Evet. İslamcılık da zaten Enver Paşa'nın, ben böyle söyleyeyim o zaman, ben Türkçülük ayrı, İslamcılık ayrı diye bir ayırmak istemiyorum açıkçası. Öyle mi? Azerbaycan öyle mi yapıyor? Azerbaycan ikisinin ortasında, sentezidir Azerbaycan. Evet, tekrar gelelim Çanakkale Savaşı'na, evet, bir sonuçlandıralım inşallah. Çanakkale Savaşı'nda o zaman dediğim gibi yeniden o cepheni tahkim eden, orduyu yeniden savaşa hazırlayan, işte yeniden Çanakkale'yi yeniden dizayn eden Enver Paşa'dır. Evet. Enver Paşa, daha doğrusu Enver Paşa kendisi değil de Enver Paşa'nın atadığı komutanlardır. Tabii, bunlar tabii, aslında tabii. Almanlar da var, Türkler de var. Sadece Almanlar da yok. Mesela bazılar diyor ki Enver Paşa bütün şeyi Almanlara verdi ve Almanlar hiçbir şey karışmadı. Mesela Enver Paşa'nın hiç ismi geçmiyor Çanakkale'de. Evet. Lemon Van Sandersen sürekli olarak onun, evet, ismi geçiyor. Biraz kim, Alman olduğu için. Kim kime bağlı burada? Lemon Van işte, şey yapıyı söylemiyorum da hocam. O Enver Paşa'ya bağlı. Enver Paşa'ya bağlı. O zaten o üstüne bağlı. O üstü Enver Paşa'ya bağlı. Hmm. Böyle söyleyeyim. Şimdi evet, savaşta birçok cephe var. Lemon Paşa sadece Çanakkale cephesinin şeyi. Hmm. Ama bütün savaşta, bütün olan cepheler Enver Paşa'ya bağlı. Sadece cepheler değil, Birinci Dünya Savaşı'ndaki o tüm cepheler Enver Paşa'ya bağlı. Evet. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda hangi cepheler var? İşte Kafkas cephesi var. Kafkas cephesi var. İşte şey cephesi var. Suriye cephesi var. Filistin cephesi var. Filistin cephesi, Kanal cephesi, evet, Yemen. Yani hatta bazı cephelere de biliyorsunuz Osmanlı Devleti asker gönderiyor. Kendisi, evet, bizzat gitmiyor. Böyle cepheler de var destek, evet, verdiği. Evet. Özellikle Balkanlarda böyle cepheler de var. Evet hocam. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda şeyin rolü Enver Paşa etkili. Çok, Enver çok etkili. Rolü çok etkili. O zaman şunu rahatlıkla söyleyebilir miyiz? Ama bunu ikinci bölümde söyleyeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nda çok etkili olan Enver Paşa, savaşı da kaybettiğimize göre acaba nasıl değerlendirebiliriz? Efendim bir ara vereceğiz. Aradan, tamam, sonra bu sorunun cevabını alarak programımıza devam edeceğiz inşallah. Hayırlı akşamlar efendim. Tarihten Yansımalar devam ediyor. Tarihten Yansımalar'da Enver Paşa'yı konuşmaya devam ediyoruz. Bazı elektronik postalar aldım üniversite öğrencilerinden. Onlara cevap olsun diye burada hemen canlı yayında bir cevap vermek istiyorum. Diyorlar ki bizi de televizyon ekranlarına çıkartır mısınız? Değerli gençler, bizim üniversiteli yüksek lisans ya da lisans ya da öğrenci normal ilk 4 yıl içerisinde kendilerini yeterli gördükleri her konuda bana başvurabilirler. Bizim televizyonumuz ve özellikle bizim programımız gençlere bu konuda daha fazla söz sahibi yapacak, daha fazla ses verecek. Onların sesi olacak. En az ayda bir ya da iki defa mutlaka gençleri televizyon ekranlarımızda Tarihten Yansımalar programında görmek istiyoruz. Sadece yazmak değil gençler. Hadi bakalım, buyurun gelin. Konuyu siz belirleyin. Burada o konuyu masaya yatıralım.
ve saygıdeğer seyircilerimizi biz burada bilgilendirelim. Herhalde gönderdiğiniz maillerin cevabı bu olsa gerekti. Araya gitmeden önce şöyle bir soru yöneltmiştim ve demiştim ki Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı komutanı Enver Paşa evet. etkilidir. Birinci Dünya'yı savaşını kaybettiğimize göre ya da kaybettik sayıldığımıza göre Enver Paşa nasıl makbul komutan oluyor? Savaş kaybeden makbul komutan mı oluyor? O zaman biz Birinci Dünya Savaşı'nı size kaybettik mi? Biz Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmedik. Peki Mondros'u niye imzaladık? Biz çünkü Almanlarla ittifak yapıyorduk. Almanlar kaybettiği için biz kaybettik durumu. Yani Mondros'u imzalamak zorunda bırakıldık peki, biz. Peki Almanlara bizim başımıza bela yapan kimdir? Enver Paşa değil midir? Hocam şimdi hiç böyle bir şey var. Mudur bunun yani? Hocam şimdi böyle bir şey var. Enver Paşa hakkında biraz şeydir yani bu fikirler. Sanki Enver Paşa günah keçisidir. Evet. Vuran vurana. Evet. Şimdi Mustafa hocam Kemal'le de arası problemlidir. Ha? Problemli olduğu Cumhuriyet göre, döneminde zaten bu birçok şeyler. Ne kadar biz buna vurursak kimse de ses çıkartmıyor. Zaten o dönemden sonra zaten 1923'te evet. şehit oldu. Bu tespitiniz doğrudur. Yani Enver Paşa'nın hayatına bakıldığı zaman bir cepheden bir cepheye koşmuştur. Evet. Sarayda damat olmasına rağmen uzun bir süre kaldığı görülmemiştir. Çoğu zaman savaşlarda en başta gider. Tabii, mesela, en başta giden evet, bir özelliği vardır. Sarıkamış mesela. Çok kritik savaşları vardır. Evet. Ama bazılarına göre 91 vatanseverin, 90 bin vatanseverin evet. bir kurşun bile atmadan şehit olduğu bir Sarıkamış vardır. Buraya ne diyeceksiniz? Yani? Hocam soruyu öyle başladınız ki 90 bin şey olan diye. Şimdi hocam Sarıkamış'a gitmeden önce biraz daha bunun önü var. Sarıkamış mesela bazıları zannediyor ki biz hadi Osmanlı rahattı, hiçbir şey yoktu. Enver Paşa dedi hadi kalkın gidiyoruz Sarıkamış'a. Hı hı. Savaşmaya gidiyoruz hadi. Ve birdenbire Sarıkamış'a gitti. Herkes orada katletti. 90 bini katletti. Böyle bir şey yok aslında o zaman. Sarıkamış'tan önce Ruslar bize savaş açtı. Zaten Ruslar bizim doğu cephemizi artık doğu tarafta Sarıkamış sınırı geçip üzerimize geliyorlardı. Bizim saldırı savaşımız değil, savunma savaşımız. Savunma savaşımızdır Sarıkamış. Evet. Zaten Ruslar doğudan geliyorlardı üzerimize. Evet. Mesela Ruslara karşı Sarıkamış'a kadar Ruslara karşı bizim zaferlerimiz var. Mesela Köprüköy zaferi vardır. 6-8 Ekim 1914. 14'te bizim 6-8 Kasım 1914'te bizim Köprüköy Savaşımız vardır ve biz orada Rusları yeniyoruz. Hı hı. Bir de o zaman bunu söyleyeyim. Bunu söylemeden geçmeyeyim. Bizim doğudaki ordularımızın tamamı, muharip askerlerimizin tamamı 75 bin küsürdür. Yani nasıl 90 bin şehit çıkar? Çıkmaz mı? Bazı kaynaklar 120 bin kişi. Şimdi hocam 90 bin şeyi aslında hocam nereden çıktı? Bir gecede 90 bin kişi. 90 bin şeyi nereden çıktı hocam? Nereden? 90 bin ilk defa şey yapan Köprülü Şerif Bey var. Evet. Kendisi de Çanakkale'de, Sarıkamış'ta savaşmıştır. Ruslara esir düşmüştür. Daha sonra bu geliyor Cumhuriyet dönemi. Biraz önce dedim ya günah çetisi. Vur Enver'e, vur Enver'e. Bu adam geliyor ve Sarıkamış diye bir kitap yazıyor. İşte 90 bini orada yazıyoruz. Orada yazıyor. Orada yazıyor ve diğer bütün kaynaklar buradan alıyor 90 şimdi, bini. Sanayicim şöyle Sarıkamış'ta insanların büyük bir bölümü savaş stratejisinin yanlış olmasından dolayı ölmüyor. Böyle bir ölüm yok. Evet. Nereden geldi bu askerler? Güneyden geldi. Afrika çöllerinden geldi. Sıcak yerden geldi. Sıcak yerde üzerlerindeki giysiler, ayakkabılar, Afrika ve en önemlisi Arabistan çöllerine uygundu. Siz bu askerleri buradan aldınız ve Sarıkamış'a getirdiniz. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi sıkıntılardan dolayı kendisini kısa sürede yenileyemedi ve burada ölen askerlerin büyük bir bölümü donarak öldü. Hocam askerlere aslında kışlık elbiseler geliyordu. Evet. İngilizlerin gemileri bombaladı bizim gemilerimizi. Bu şeyi getiren gemilerde kaldı bu şeyler. Hı hı. Ya şundan oldu ya da bundan oldu. Ama işte ulaşmadı. Askerler bundan öldü. Ama işte böyle bir şey vardı o zaman. Size göre kaç bin kişi öldü?
Bana göre en fazla 30 bin civarıdır. Bakın bir kişi bile ölse, hocam ben onları küçümsemiyorum. Donmadan ben onlar için değerlidir. Hocam ama onlar soğuktan donmadan ölmedi. Mesela Genelkurmay arşivlerine göre soğuktan ölenlerin sayısı 7000'dir. Evet. Genelkurmay arşivlerine ben de baktım. Buraya gelmeden baktım. 60.000 kişi diyor. İşte 30.000 kişi diye var ATS arşivlerinde. Yok. O farklı bir şey galiba. Genelkurmay'ın arşivlerinde 60.000 kişi diyor. 30.000 kişi de o karıştırılmış olabilir. Ruslardan öldüğünü söylüyor. Hocam şimdi Rus generallerinin şeyini söyleyeyim. Ben Rus generallerinin de sözleri var. Mesela Yudan mesela şey var. Rus garnizon komutanı var Sarıkamış'ta. Yudinitz diyor ki Türklerin kaybı 18.000'dir. Bak bu tamamen şeydir yani. Genelkurmay demiyorum, şey demiyorum. Türklerin kaybı diyor Sarıkamış'ta 18.000'dir. 6.000'de esir aldık diyor. Hmm. Mesela şey var. Yine başka. Moslovski var. Kurmay başkanı. Rus kurmay başkanı. İsmini yanlış telaffuz ettiğimse özür dilerim. O diyor ki Rus askerleri diyor, Rus ordusunda diyor, Rus askerlerinin donarak ölenlerin sayısı 9.000'dir. 9.000'dir. Bizde 7.000. Bizde 7.000. Onlarda 9.000. Evet. Tek kurşun atmadı diye bir yalan yok hocam. Orada savaştı. Yalan var yani. Yok. Orada yalan yok. Bak şimdi sana şöyle. Orada savaş var. Kabul ediyor. Evet. Onun içinde orada ölen asker sayısının 120.000 diyor. 90.000'i kurşun atmadan hocam öldü orada diyor. 75.000 bizim, ordu var. Bakın, nasıl 90.000 olur? Ama bizim ders kitaplarımızda böyle yazıyor. Bizim ders kitaplarımız biraz önce söyledim vur envere kitabının şey ondan tarzında. Ondan oldu hocam. Yani Kemalistlerin yazmış olduğu kitaplarda 90.000 olarak gösterilmiş. Enver Paşa'yı kelimeyle. Enver Paşa'yı küçültmek için. Aynen düşürmek hocam. İçin. Biraz önce söylediniz ya. Ona baksak Çanakkale'de Enver Paşa yoktur. Evet. Tabii ki ders kitaplarında Enver Paşa evet. yoktur. Şimdi şunu söyleyeyim o zaman. Enver Paşa ile Mustafa Kemal ilk kavgalar ne zaman? İttihat-ı Terakki Cemiyeti içerisinde oldu. Orada mı oldu yoksa hareket ordusunda mı oldu? Yok, ondan önce oldu. Biraz ondan önce biraz sıkıntıları vardı. Vardı. Çünkü biraz hareket Enver ordusunun kurmay başkanı kimdi? Mustafa Kemal Mustafa Paşa. Mustafa Kemal'di. O tarihte yani birçok kaynakta böyle yazıyor da onun için söylüyorum. Enver Paşa diyor Almanya'daydı. Evet. Mustafa Kemal'in kurmay başkanı olarak hareket ordusunun başına evet. kim getirdi? Enver Paşa'yı kim getirdi? Mahmut Şevket Paşa. Mustafa Kemal'i kim getirdi? Mahmut Şevket Paşa getirdi. Mahmut Şevket Paşa'nın Mustafa Kemal'i bu göreve getirdiğini öğrenir öğrenmez Almanya'dan yola çıkıyor. Hareket ordusunu yolda yakalıyor. Selanik dolaylarında daha İstanbul'a gelmeden evet. önce Mustafa Kemal'i orada indiriyor. Onun yerine kendisi geçiyor. Yani ama böyle bir kayıt var. Hareket ordusunda Mustafa Kemal Paşa da var. Var ama komutan değil. Komutan olarak çıkışta kurmay başkan olarak çıkıyor ama yarı yolda bir değişiklik oluyor şimdi, diyor. Kaynakların büyük bir evet. bölümü ilk kavga da buradan başladı diyor. Bundan öncesi var. Var mı? Şimdi mesela İttihat-ı Terakki içerisinde şimdi Mustafa Kemal Paşa şeydir biraz yani realisttir. Realisttir. Mesela aslında İttihat-ı Terakki'nin içerisindedir Mustafa Kemal Paşa. Ama bazı İttihat-ı Terakki'ciler sevmez Mustafa Kemal Paşa'yı. Çünkü gerçekçidir. Ya diyor şimdi mesela siz bu savaşı yaptınız. Hadi biz kazandık savaşı. Sonra ne olacak diyor. Sonrası yok. Abdülhamit Han'a karşı çıktınız. Pardon o şeydim. Abdülhamit Han'a karşı çıktınız. Abdülhamit Han düştü. Sonra ne olacak? Sonrası yok. Bir şekilde yöneteceğiz. Bir şekilde yöneteceğiz. Böyle olmaz. Mustafa Kemal'in düşüncesi Abdülhamit'le ilgili böyle mi? Mustafa Kemal Paşa'nın düşüncesi öyle değil yani. Mustafa Kemal Paşa diyor ki bunun arkasını hazırlayalım. Yani, tamam bunu düşündük ama bunun arkası var. Abdülhamit'in gitmesine o da taraftar ama şartların hazır olmadığını düşünüyor. Şartların hazır olmadığını düşünüyor ve şey yapıyor yani arkasını hazırlayalım ondan sonra şey yapalım. Evet. Mustafa Kemal Paşa'nın böyle şeyleri var. Sarıkamış'la ilgili başka ne söyleyebiliriz? Başka bir konuya geçeceğim. Tamam. Sarıkamış'la ilgili hocam bir çeşit onu söyleyeyim hocam. Burada iki dikkat çeker. Biraz önce söyledim. Azatköy, Köprüköy ve Azatköy savaşları. Biz burada savaştık. Savaştık ve Rusların şeyi ben çok dikkatimi çekti hocam. Yani öyle 90.000 falan kurşun atmadan öldü falan değil. Savaş var. Büyük bir savaş var orada. Savaştılar. Savaş var. Onda problem yok. Ama savaş haricinde ölenleri söylüyoruz. İşte savaş haricinde ölenler de Genelkurmay'a göre 7.000 küsür.
En fazla Rus şey mesela şey diyor, Ruslar bile şey diyor yani. 9000 Ruslar 9000 diyor mesela. Bak, Genelkurmay'ın arşivini aynen şey diyeyim ben size. Genelkurmay'ın internet sitesinde yayınlanan Sarıkamış Harekatı başlığıyla verilen yazıda, ben bugün oradan aldım. Bugüne kadar 90 bin olarak verilen şehit sayısı 60 bin olarak düzeltilmiş. Orada düzeltilirken Enver Paşa'nın Sarıkamış Savaşı stratejisi içinde başarılı bir plandır tanımlaması yapılmış. O zaman yavaş yavaş iniyor. Önce 90-60 hala da gelecek 30 bin olur. Yani bu, o zaman bu bir şey söyleyeyim orada bir de. Şimdi yine o Enver Paşa hakkında. Buradan bir çağrıda bulunalım. Yani şu 90 bin safsatasını bir atalım. Bir kenara bırakalım. Atalım. Orada açlıktan, soğuktan, efendim savaşarak, kurşunla bizim askerlerimiz ölmüştür. Evet. Ama bir strateji hatası, efendim bir komutanın bile bile, göre göre böyle bir sonucunu, böyle bir şeyin savaşının sabahının 90 bin kişinin kırılmış gibi öleceğini bile bile böyle bir savaşa sürüklemesi söz konusu değil. Yok zaten şeyde orada Sarıkamış'ta biz Rus ordusunun arkasını çevirmeyi düşünüyorduk. Evet. Sadece mesela Şefrili yani Köprülü Şerif Paşa Bey, Paşa değil miyim de Şefrili Çörük Bey, Köprülü Şerif Bey şey diyor. Mesela o bile vur Enver'e diyen adam, o bile diyor ki Çanakkale'de ilk o plan uygulansaydı diyor zafer muhakkaktı diyor. Hmm. Biz arkasını çevirmek istedik, arkasını çeviremedik ve orada biz geri çekilirken bir darbe oldu orada ve biz geri çekilirken çok kötü bir şekilde esas felaket o zaman başladı. Mesela bazı canlı kaynaklarda şöyle söylüyor. Komutanım diyor, köylüler oradan dolaşmayın, orası çok sıkıntılıdır, asker telef olur diyor. Buna rağmen oradan askerin gittiği söyleniyor. Yani böyle belgeler var, canlı belgeler var. Köy çobanlarının, muhtarlarının, hocam, iç köy plan, insanların. İç plan çok güzel hazırlamıştı. Sadece iç plana göre uymadılar. Ama şunu da söyleyebilir miyiz? Sarıkamış faciası, Sarıkamış tabii ölen insanların tek sorumlusu Enver Bey değildir. Elbette Enver Paşa değil. Çünkü Enver Paşa komuta emrini kimden aldı? Padişah'tan aldı. Eğer burada suçlu zaten, varsa herkes suçludur. Zaten başkomutan vekili. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Evet. Bu savaştan çok büyük dersler çıkarmamız gerekiyor. Yokluk, açlık, sefalet içerisinde bir milletin nasıl canını dişine takarak hiç soğuklara aldırmadan -40 derecede savaştı. Allah Allah nidalarıyla koşmasıdır. Evet. Önemli olan budur. Evet. Bu bizim için çok önemlidir. Evet. Var mı başka söyleyeceğimiz? Başka bu kadar o zaman. Bu kadar. Evet. Diğer konular olduğu için çok uzatmayalım. Uzatmayalım. Evet. Peki neden diyelim? Başka neye geçelim? Hocam mesela Enver Paşa'nın yani bazıları da yok şuraya diyor. Bir bakalım da şeydeki durumu neydi? Bu konuda epey bir soru aldım da Trablusgarp'ta Enver Paşa'nın rolü nedir? Trablusgarp'a Mustafa Kemal'in de gittiğini biliyoruz. Evet. Mustafa Kemal'le beraber mi orada gidiyorlar? Orada beraber oluyorlar. Beraber gidiyorlar. Ne yapıyorlar? Trablusgarp'da Enver Paşa'nın en büyük rolü orada gerilla savaşı. İtalyanlar orayı işgal etti bildiğiniz gibi. Ve orada gerilla savaşı başlatıyorlar. En önemlisi halkı örgütlüyorlar gerilla savaşına. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Trablusgarp Savaşı'nda ve Mustafa Kemal Atatürk'ün rolü neyse aynısı Enver Paşa'nın da rolü diyebilir miyiz? Evet. Aynı işleri yaptılar evet. Diyebilir miyiz? Evet evet. O zaman Enver Paşa'nın mesela şahsiyeti çok cesurdur. Çok korkusuzdur. Onu tanıyanlar herkes bunu diyor. Korkusuzdur, cesurdur ama biraz sabırsızdır. Ama öyle demiyor ya. Ben yani bazı hatıratlarda çok silik şahsiyetli olduğu söyleniyor. Yani biraz ince duygulu diye şey yapar evet. Ama ben onun ince duygulu sadece eşine karşı olduğunu düşünüyorum evet. Yani. Mesela şu söyleniyor Enver Paşa ile ilgili çok fazla olayların içerisine girmezdi. Sarayın damadı olmasından dolayı kasıntıydı diyorlar yani. Yok hocam öyle bir şey yok. Sarıkamış'ta zaten askerin başında Enver Paşa var. Evet. Ve askeri orada şeyler var. Bir ara askerler iyice kopuyorlar savaştan. Hmm. Orada Enver Paşa'nın konuşması var mesela Sarıkamış'ta. Askeri tekrardan şeftigeler tekrardan saldırıya geçiyor. Öyle bir şey var Enver Paşa'nın. Evet. Enver Paşa zaten birdenbire bu kadar makam yükselmesinin sebebi o. Evet. Adam durmuyor. Mesela ben buraya bu programa hazırlanırken hocam
Ya öyle bir yıl yok ki adam, belki de bir adamın ömründe başına gelecek en büyük şeyler, en büyük işte terfiler, en büyük şeyler Enver Paşa'nın bir yılda belki 4-5 defa başına geliyor. Evet. Öyle bir şeyle adam durmuyor. Burayı hiçbir zaman savaştan bıkmadı. Mesela hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan bile sonra vazgeçmiyor adam. Sen vatansever olduğundan eminsin değil mi? Ben vatansever olduğundan eminim. Yani vatan haini değil. Vatan haini kesinlikle değil. Kesinlikle vatan haini değildir. Yalnız hataları vardır. Hataları var. Hataları vardır. Ve bu hatalar belki de sadece sıkıntı şurada hocam. Harbiye Nazırı olduğu için yaptığı hatalar devlete mal olmuştur. Onu kabul ediyorum. O başka ya. Bu tartışılmaz bir şeydir. Ama evet. Hocam Enver Paşa çok samimiydi. Enver Paşa'nın şimdi bir de böyle bir şey var. Zannediyorlar ki Birinci Dünya Savaşı'nda biz hep yenile yenile şey yaptık. Yani bütün savaşlarda yenildik. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı biraz önce mağlup olduk, yenildik dedik ya. Yani hücmen de olsa ya Almanlar evet. Yenildiği için yenilsek bile bak, yine de yenildi. Bak, yani geçen hafta, iki hafta önce biz Feridun Ata Hoca'yla burada program yaptık. Ermenileri konuştuk. Evet. Feridun Ata Hoca'mız dedi ki bu tehcir olayını evet. Tüm açıklığıyla anlattı. Evet. Bize şöyle bir cevaplar geldi, böyle bir şeyler. Hocam dediler, Enver Paşa'nın ırkçı tutumu, Ermenileri öldürmeye yönelik böyle bir düşüncesi tehcir olayına sebep olabilir mi diye sordular. Tabii ki Feridun Hoca kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını elbette o programda açıkladı. Yani biz de bu programımızda şunu söyleyebiliriz. Enver Paşa bir Osmanlı askeridir. Evet. Osmanlı'ya bağlıdır. Osmanlı Devleti'nin tedrisatında yetişmiştir. Evet. Osmanlı'ya bağlıdır. Osmanlı'ya bağlıdır. Dinine bağlıdır. Beş peki, vakit namaz. Türkçü olarak adının Türkçülerin arasında geçmesinin sebebi nedir? Hocam. Yani Turancı düşüncesinin Enver Paşa'nın üzerine oturma sebebi nedir? Hocam o zamanki şeylere hasıt baktığımız zaman yani yok hocam. O mesela İttihat-ı Tarakki'nin içerisine baktığınız zaman zaten İttihat-ı Tarakki'nin ilk çıkma şeyleri Türkçülük şeyle çıkıyor. Yani farklı şeyler çıkıyor da yani bir önde giden bir Türkçülük şey akımı var. Bu Türkçülük akımı da biraz da şey tetikliyor hocam. Şimdi mesela Arnavutlar isyan ediyor, Araplar isyan ediyor, işte diğer milletler isyan ediyor. Yani ne için şey yapıyorlar? Sırplar milliyeti şeyler isyan ediyor. Hani eski tepçi meselesi var ya. İşte 1789 Fransız ihtilalinden sonra milliyetçilik aynen, onun getirdiği havalar. Evet. Onun getirdiği etkiler şeyle yani eski tepçiye bağlıdır. Ve bunlar da bundan etkileniyorlar. Mesela şöyle bir soru sorsam. Tamamen sizin şahsi kendi düşüncenizi istiyorum burada. Evet. Yapmış olduğunuz araştırmaların sonucunda Mustafa Kemal değil de Enver Paşa Kurtuluş Savaşı'nda başarılı olsaydı. Çünkü Enver Paşa'nın Mustafa Kemal'e hep başarısız olmasıyla ilgili çaba sarf ettiği söyleniyor. Var öyle bir şeyler var. Ben şöyle söyleyeyim. Başarısız yani, olmasıyla değil de ya başarısız olacağını besliyor. Yani bu bekliyor, başarısız olacak ben geleceğim. Ben geleyim diye. Yani böyle bir düşüncesinin evet. olduğu söyleniyor. Ben burada bunu değil de bir başka pencereden bakarak şunu sormak istiyorum. Mustafa Kemal de değil de Enver Paşa gelseydi devleti Osmaniye devam mı ederdi? Yoksa yeni bir Türkiye Cumhuriyeti yine Mustafa Kemal'in yaptığı gibi kurulur muydu? Hocam ben bu sözünüze yine ben bir şeyle cevap vermek istiyorum. Halifelikle ilgili şey söyle. Şimdi Nağıbey Şeyh Zamanlı var. Azerbaycan'ın 1918'deki devletin istihbarat bakanı. 1918-20 evet. istihbarat bakanı. Şu, bu Kafkas İslam Ordusu'nu destek almak için. Kafkas İslam Ordusu daha yok ortada. Hı hı. O işte Kafkas İslam Ordusu'nun çağrışı için geliyor şeye. Azerbaycan'dan Osmanlı'ya yardım için geliyor. Yardım isteği için geliyor. Ve geliyor bu Enver Paşa ile görüşüyor. Enver Paşa diyor ki, işte bazı samimi ortam oluşuyor. Enver Paşa diyor ki, paşam diyor, bu Arapların isyanı nedir diyor. Şerif Hüseyin isyanı nedir diyor. Enver Paşa diyor ki, bu Arapların değil diyor. Bunun arkasında İngilizler var diyor. Peki niye Araplar ayaklandı diyor Şerif Hüseyin. İşte İngilizler diyor onlara devlet ve halifeliği onlara verme sözü verdi diyor. Nağıbey Şeyh Zamanlı hatıratlarında yazıyor. Paşam o zaman verseydiniz diyor halifeliği diyor. Ben diyor bunu dedikten sonra diyor Enver Paşa sinirlendi diyor. Kıpkırmızı oldu da ayağa kalktı diyor. Sen niye böyle söylüyorsun? Sen nasıl böyle şey söylersin diyor. Halife Hazretlerin yanındaki en son şehit
En son asker şehit olana kadar ben hilafeti İngilizlere vermem diyor. Araplar da diyor böyle, İngilizlere vermem diyor. Şimdi o olaylar doğru. Yani ben zaten kendisi de Osmanlı damadı. Yani Osmanoğullarının damadı. Benim düşünceme göre Ali Osman devam ederdi. Devam ederdi. Devam ederdi. Devam eder diyorsunuz. Ben cevabımı aldım yani o konuda da. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani sürekli toplum içerisinde karıştırılan bir konu. Ya öncelikle şunu bilmemiz lazım. Arap isyanı diye bir isyan yoktur. Yok. Evet. Bunda hemfikiriz değil mi? Hemfikiriz. Arap isyan. Sadece İngilizlerin desteğiyle bazı bedevi kabileler ve bazı bedevi 2000, 3000 ya da 5000 kişilik 3000 diyebiliyorum ben. Efendim? 3000 diyebiliyorum. 3000 civarında. Birliğin Devlet-i Osmaniye'ye ayaklanması var. Evet. Onları ayaklandırırken de şunu söylüyorlar Şerif Hüseyin'e İngilizler, senin oğlunu halife yapacağız diyorlar. Evet. O büyük da, bir Arap devlet imparatorluğu evet, kuracağız. Arap imparatorluğu kuracağız ve senin oğlun da halife diye. Daha evet. Sonra halifelik kendisine verilmediği için de çok hiddetleniyor, sinirleniyor. İngilizlere ateş püskürmeye evet. başlıyor. O zaman da İngilizler evet. değiştiriyor, başka hale veriyor. Değerli dostlar, bu İngiliz ya da malum kuvvetler her zaman olduğu gibi bizim tarihimizde de o dönemlerde Arap'ı Türk'e, Türk'ü Acem'e ve diğer Türk Cumhuriyetlerindeki başta Azerbaycan olmak evet. üzere tüm bizi biz yapan değerleri ortadan kaldırarak birbirimize düşürdüklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Günümüzdeki oyun hala, o zamanki başlayan oyunun bir parçasıdır. Değişen hiçbir şey yoktur. Bir keresinde ben burada bir şey anlatmak istiyorum. Bir keresinde ben buraya birçok çeşitli misafiriniz oldu hocam. Caner hocam. Caner Arabazı. Profesör evet. doktor. Benim hocam olur. Senin hocan olur. Benim arkadaşım. Hocam, evet. Ben ona sordum. Hocam oyun aynı oyun. 100 yıllık oyunu oynuyorlar. Hiçbir değişen yok dedim. Peki niye oyunu değiştirmiyorlar? Yani aynı oyun. Bana dedi ki Senan diyor. Biz eğer diyor hala oyunu, aynı oyunu figüranıysak, hala aynı oyunu görmek istiyorsak oyunu niye değişsinler? Niye değiştirsinler? Tabii ki. Doğru. Caner hocam bu konuda araştırması da var. Evet. Ben çok da değer veriyorum kendisine. Eğer futbol takımları böyle bile böyledir. Evet. Bir takım kazanıyorsa oyunu niye değiştirsin? Oyunu niye değiştirsin? Bunlar kazanıyorlar. Önemli olan burada suç bizim, onlarda değil aslında. Burada suç bizde. Bizde. 100 yıldır aynı oyunu görüyoruz. Tabii. Aynı oyuna rağmen bizim siyasilerimiz, ekonomistlerimiz, diğer insanlarımız aynı şekilde sıkıntı yaşıyor. Bugünkü evet. siyasi liderlerimiz çıkıyor Amerika'nın marifetlerini anlatıyorlar. Ya yapmayın Allah'ınızın aşkına ya. Amerika'nın marifetleri her dönem aynıydı, değişmedi ki. Ama dün bizimle beraber olduğu için bu marifetleri görmüyoruz. Bugün bize karşı geldiği için bizi yıkmaya yönelik bazı çalışmaların içerisinde olduğu için bu hataları görüyoruz. Mesela Kurtuluş Savaşı'ndan sonra evet. bize destek veren, Kurtuluş Savaşı'nda bize destek veren Çarlık Rusyası'ndan sonra kurulmuş olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler evet. Birliği. Biz Sovyetler Birliği, bunlar komünist dedik, bir tarafa ittik ve Amerika'ya yaklaştık. Biz bunu öncelikle düşünmemiz gerekiyor. Rusya, ben Rus yanlısı falan değilim. Ben her şeyden önce bu ülke içerisinde bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İslami figürleri öne çıkan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sürekli destekçisiyim. Ama Türkiye'de ağır sanayi yatırımlarını yapan Rusya, bizim kaka gözüyle baktığımız Rusya. Bunu biraz bizim milletimiz anlaması biraz gerekiyor. Biraz bizim milletimiz o zaman duygusaldır. Ben gidip Rusya'ya sarılsın falan demiyorum. Evet. Siz Rus zulmünü sizin şeyleriniz evet. Çok daha fazla biliyorlar. Rusya'nın evet. Azerbaycan'a maalesef. Halen Karabağ meselesinden evet. dolayı yaptığı baskıları çok iyi biliyorsunuz. Evet. Ben Rusya çok iyidir demiyorum. Yok aslında birbirinden farkı. Evet. Bu konuda herhangi bir tereddütüm yok. Ama bizim bir tarafı bırakarak diğer tarafı kurtarıcı gibi denge görmemiz. Siyasetini mesela, kaybetmemiz. Mesela bizim 50'li yıllardaki başbakanımız ne demiş biliyor musunuz? Ben Türkiye'yi küçük Amerika yapacağım demiş. Adnan Menderes. Ya sen nasıl yaparsın küçük Amerika? Ben Türkiye'yi küçük... Sonra hatasını anlamış. O zaman da astılar. Rusya meyletmiş. Rus ziyareti olacağı günden bir gün önce de tutuklanıyor. Evet maalesef. Yani bunları biz görüyoruz. Bunlardan ders almamız gerekiyor. Ama maalesef
bunlardan ders alamıyoruz. Trablusgarp'taki Enver Paşa'yı gördük. Evet. Örgütleyici tavrını biliyoruz. Enver Paşa bir Alman casusu mu yoksa bir Turancı mı, Türkçü evet. mü diye sormuştum. Siz Alman casusu olmadığını söylediniz. Evet. Almanya'nın teknolojiden istifade edelim diyen Devleti Osmaniye'ye bağlı evet. olan bir Osmanlı askeri olduğunu söylediniz. Evet. Turancılık yönü de o tarihte İttihat Terakkiçilerin büyük bir bölümünün evet. Dünyadaki bu gelişme doğrultusunda Türkçülüğe de böyle bir sempati duydum. Bir de hocam böyle bir şey var. Yani mesela o zaman için böyle söyleyeyim. Şimdi Turancılık diyordunuz da zaman. Bu şey bu Turancılık kafatasçılık değil. Yani sadece mesela Enver Paşa'nın biraz önce şey söyledim. Vakit kalırsa da söylerim. Ama milliyetçilik de değil. İttihat İslam'ı destekliyor mesela Enver Paşa. Evet. Enver Paşa'nın mesela şey diyor Enver Paşa. Artık burada işleri görünce Anadolu'dan ümidini kesince artık geliyor şeye, mesela burada daha sonra konuşacağız da bunu, Türkistan'a geliyor, bugünkü Orta Asya'ya ve buradan ordu toplayıp Türk milletini, buradaki milleti birleştirip buradan ordu toplayıp Afganistan, İran ve oradan Türkiye'ye gelmek istiyor mesela. Yani amacı bu diyorsun. Amacı bu. Zaten kendi mektuplarında da bu vardır yani. Bunu söylüyor kendisi. Kafkas İslam Ordusu'nu niye kurmuştu? Kafkas İslam Ordusu'nun kurulma sebebi Azerbaycan'daki Müslümanlara, Müslüman Türklere, yani Ermeniler ve Ruslar tarafından, Saruslar tarafından katlediliyor ve buradaki Müslümanlar, Azerbaycan'daki Müslümanlar Osmanlı'dan yardım istiyor ve Osmanlı da bunu gönderiyor bu şey askerleri. Almanya'ya rağmen gönderiyor bunu. Şimdi şimdiye kadarki gördüğümüz program şey içerisinde, evet. bölümler içerisinde Balkanlar'da var dedik değil mi? Evet. Trablusgarp'ta var dedik. Örgütlüyor. Evet. Savaşın komutanı değil evet. orada. Yakın arkadaşları var. Kim var? Mesela Mustafa Kemal Mustafa var. Mustafa Kemal Paşa var. Sonra Kuşçu. Kuşçubaşı Eşref. Evet, o var. Yani buna benzer birçok vatandaşlar. Hocam biraz şeydi. Trablusgarp'ta şimdi Enver Paşa böyle o zaman. Özelliği böyle. Mesela Enver Paşa Sarıkamış'a bir bakıyorsun. Bu harbiye nazırı. Bu normalde Karacak'ta olması gerek. Evet. Bir bakıyorsun Sarıkamış'ta ön tarafta. Hmm. Ön tarafta savaşıyor. Bir bakıyorsun Çanakkale'den çıkıyor. Siz dediniz ya adam bir yerde durmuyor yani. Sürekli devamlı cepheleri geziyor. Evet. Böyle bir özelliği var. Irak'ta var mı Kut Savaşları'nda? Kut Savaşları'nda Ankası komutanı Halil Kut Paşa var. Orada askeri yerlerini değiştiriyor. O şeyde var ve çok yakından takip ediyor Kut Savaşları'nda. Başka nerede var? Yeter artık hocam diyor. Bu o kadar yerde var diyorsun. Şimdi hocam böyle bir şey var. Enver Paşa şimdi savaş şeyinde olduğu için bazıları şey diyor. Enver Paşa ne yaptı diyor. Sadece yani Enver Paşa denildiği zaman sadece akla bir Sarıkamış gelir. Sarıkamış'ta 90 bin kişini öldürdü. Başka bir şey yapmadı başka sanki. Şey ama öyle değil. Kurtuluş Savaşı'nda Enver Paşa. Yeni bir başlık. Evet. 1900 şimdi Osmanlı'ya karşı yani evet. Osmanlı Devleti zamanı Devleti Osmaniye gücünü azalttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmak için harekete geçti. İnsanlar harekete geçti. Biz buna ne diyoruz? Milli Kurtuluş Savaşı diyoruz. Evet. Bu Milli Kurtuluş Savaşı'nda neredeydi? Rusya'da mıydı? Önce o zaman onu söyleyeyim. 1 Kasım 1918'de artık Mondros Mutarşisi imzalandıktan sonra Talat Paşa hükümeti istifa veriyor. Enver Paşa da burada. 1 Kasım 1918 günü İstanbul'dan ayrılıyor. İlk önce Odessa'ya gidiyor. Oradan Almanya'ya geçiyor. Oradan da Moskova'ya geçiyor. Evet. Niye Moskova? Çünkü Almanya'ya geçiyor ilk önce. Şimdi Almanya mağlup ya. Enver Paşa'nın düşmanları var. Enver Paşa mesela Talat Paşa'ya suikast yapılıyor Almanya'da. Evet. Enver Paşa bir 6-7 ay Almanya'da gizli şekilde yaşıyor. Böyle bir şey var. Sürekli Moskova'ya gidip gelmesi var da ama 6 aydan sonra sürekli kalmıyor Berlin'de. Moskova'ya gidiyor. Enver Paşa şunu sormak istiyorum. Enver Paşa önce Almanya güdümünde hareket ederken evet. yeni kurulan bir rejim var Rusya'da. Evet. Çarlık Rusya'sından sonra. Rusyası. Acaba Çarlık Rusya'sından sonra kurulan bu Komünist Rusya ya da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de Enver Paşa'yı kullanmış olabilir mi? Şimdi oraya geldi. Tam da o kelimeyi söylüyordum. Evet. Enver Paşa'nın niyeti Çarlık Rusya'sını kullanarak Orta Asya'daki Türkleri, Türkistan'ı örgütleyip Anadolu'nun kurtuluşuna gelmek. Daha o zaman Kurtuluş Savaşı yok. Yani daha şeyler falan yapılmadı. Niyeti bu. Rusya'nın da amacı
Enver Paşa'nın Türk devletleri arasında büyük bir şey var, nüfuzu var. Artı şey var yani, halifenin damadı olduğu için Müslüman halklar arasında büyük nüfuzu var. Şimdi böyle bir şey var. Mesela Enver Paşa şey unvanını kullanıyor. Damadı halifeyi Müslümin mührünü kullanıyor. Mesela ölmeden önce üzerine çıkan mühürde o yazıyordu. Damadı halife-i Müslümin. Evet. Orta Asya'ya geldiği zaman oradaki Türkler bu halifenin damadı diyor. Öyle şeyse yapıyor. Tabii komünist Rusya geldikten sonra komünist Rusya'nın bir imajı var. Yani şey ateist bir şey, ateist. Komünist. Dine karşı. Ha bu daha komünist Rusya hükümeti yerleşene kadar bu Müslümanların şeyle mesela el almak istiyor. Bir de o zamanlar Türkistan'da şeyler var. Hareketlenmeler var. Kur'anlar Ortodoks değil miydi? Ya onlarda şey yoktu zaten o zaman. Sosyalizm şey. Ama din afyon düşüncesi. Din afyon düşüncesi şey ve yani onlar diyor ki kitleler arasındaki savaş nedenlerinden biri de dindir. Hmm. Dini de birleştirelim. Dinsiz olalım. Evet. Bir din üzerinde şey yapmayalım. Böyle bir düşünce vardı Sovyetlerde. Layık olalım diyorlar onlar. Biraz farklıdır o zaman, neyse. Şimdi Enver Paşa bir de o zamanlar Türkistan'da bir hareket var. Rusya'ya karşı. Çarlık Rusya'sından beri devam eden bir hareket var. Basmacı harekatı. Bütün Türkistan'a yayılan bir harekattır. Türkistan Müslümanları Ruslara karşı ayaklanmıştır. Biraz Enver Paşa'yı Ruslar orada kullanmak istiyorlar. Bunların üzerine şey yapalım, bunun kendi şeyimizi yapalım diye. Bunu kendi tarafımıza çekelim. Bunu oradaki Müslümanlara yatıştıralım ve onlara komünist Rusya'yı sevdirelim. Enver Paşa'nın da dediğim gibi Rusları kullanma planı var. Daha sonra buradan 1900... Yani Ruslar Mustafa Kemal'den umudunu kesiyorlar. Umudunu kesiyorlar. Çünkü Mustafa Kemal Mason localarıyla komünizmin yasaklaması, diğer şeyler... Biraz yok yok. Destek veriyorlar. Sonra Mustafa Kemal'e destek veriyorlar Ruslar. Zaten Mustafa Kemal'e destek verdikleri için biraz daha Enver Paşa'yı gözden çıkarıyorlar. İkili oynuyoruz. İkili oynuyorlar o zaman. Şimdi Enver Paşa ilk önce şey yapıyor. Moskova'da Türk heyeti var. Ve bunlarla görüşüyor Enver Paşa. Ve orada Mustafa Kemal'e haber gönderiyor. Evet. Ben milli mücadeleye katılmak istiyorum diyor. Komutan sen olacaksın diyor. Ben bunlara karışmayacağım diyor. Sana karışmayacağım. Senin arkanda bir asker olacağım diyor. Baştan alalım. Enver Paşa Mustafa Kemal'e mektup gönderiyor. Ne diyor mektubunda? Ben diyor milli mücadeleye katılmak istiyorum. Yani Anadolu'daki milli mücadeleye katılmak istiyorum. Tamam komutan sen olacaksın yani diyor. Yani bu şudur. Yani milli mücadelede vatan hainidir sözünü söyleyenlerin üzerine bir çizgi çiziyoruz burada. Aynen tam da yerine düştü o zaman bu kelime, bu sözünüz. Milli mücadeleye katılmak istiyorum. Tamam diyor komutan sen olacaksın. Ben senin arkanda bir asker olacağım. Ben yani gelip komutan olmayacağım. Ben senin arkanda bir asker olacağım. Evet. Yeter ki vatan kurtulsun diyor. Evet. Ama işte Mustafa Kemal Paşa bunu reddediyor bu teklifi. O niye reddetmiş olabilir? Reddetme sebebi şu. Enver Paşa'nın iktidarcılar arasında büyük bir şey var. Etkisi var. Etkisi var. Bir de rekabet var ikisinin arasında herhalde. Bir de rekabet var. Eskiden beri biraz önce değindik. Rekabetler de var. Bundan başka Enver Paşa'nın biraz şey vardır yani. Mesela İsmet İnönü Enver Paşa'ya şey yaparken Enver Paşa hakkında şey diyordu. Yani Enver Paşa müthiş cesurdur, gözü karadır. Yani bir akla bir şey yaptı mı, düştü mü onu yapmadan geri dönmez. Ölür ama onu yapar diyor. Öyle bir şey vardır. Ama siyaset konusunda biraz uzak gören tarafı yoktur diyor. Yani siyasette zayıf biraz. Siyasette zayıftır. Yani çok çabuk galyana gelen bir tipi de var Enver Paşa'nın. Dolduruşa geliyor. Dolduruşa gelmiyor da o zaman. Gelmiyor biraz. Mı? Çok şey vardı. Galyana geldi. Dolduruşa geldiği anlar da var. Ben öyle düşünmüyorum o zaman. Mesela Mustafa Kemal'le ilişkilerinde Mustafa Kemal'in Enver Paşa ile ilgili söyledikleri abartılı bir şekilde Enver Paşa'ya anlatılıyor. İşte Mustafa Kemal sana şunu söyledi, bunu söyledi, şöyle yaptı, böyle yaptı. Doktor Rıza Nur'un Hayat ve Hatıratım isimli evet. kitabında bu ifadeleri görmemiz mümkün. Ve bunun karşılığında diyor ki, gerçi ben Doktor Rıza Nur'a da fazla güvenmiyorum ama ben de biraz şey onu diyecektim o zaman biraz. Enver diyor delirir gibi oldu diyor. Öyle bir dolduruşa geldi ki diyor. Sonra arkadaşlardan bir bölümü
onun kılıcını eline attı diyor, tabancasını eline attı diyor. Sanki bir tanesi hadi gidelim Mustafa'yı öldürelim, Mustafa Kemal'i öldürelim dese hemen harekete geçecek şekildeydi diyor. Fakat daha sonra bunun abartılı bir şey olduğunu ben, söylendiği zaman sakinledi ve rahatladı diyor. Onun için dedim. Ben biraz böyle. Enver Paşa'nın şahsiyetini biraz yani şahsiyetini biraz araştırdım o zaman. Evet. Enver Paşa'nın şahsiyetinde bu şey yok yani. Mesela sinirlenme çok kolay kolay sinirlenmez Enver Paşa. Böyle bir yapısı var Enver Paşa'nın. Kolay kolay sinirlenmez. Bağırdığı hiç görülmemiştir. Sinirden bağırdığı hiç görülmemiştir. Kolay kolay şey yapmaz. O yüzden ben Rıza Nur'un bu şeyine pek güvenmem. Bu öyle sözden mi? Pek güvenmiyorum. Çünkü Enver Paşa'nın ha ya onu okumadım ben. Onu söyleyeyim, onu okumadım. Nasıldır şeydir diyebilmem ama Enver Paşa'nın şahsiyetini biraz tanıyorsam Enver Paşa'da bu şey yoktu. Şimdi bir arkadaşımız bize bir soru yöneltmiş de diyor ki sizin Mustafa Kemal Atatürk'le sıkıntınız nedir diyor. Değerli arkadaşım. Burada Kubilay olarak isminiz geliyor. Bizim Mustafa Kemal'le hiçbir alıp veremediğimiz yok. Benim şahsımı incelerseniz Mustafa Kemal'in çocukluğu ve Mustafa Kemal'in gençlik yılları ile ilgili ve daha sonra da her yönüyle Atatürk ismiyle Konya Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bastırmış olduğu kitaplarım var. Ben Mustafa Kemal'le, Atatürk'le bir problemim olmuş olsa yıllardır onun dersini anlatmam. Ben şu anda Mustafa Kemal'i anlatan bir öğretim görevlisiyim. Lütfen arkadaşım. Yani bir yerde Mustafa Kemal'le sıkıntısı olan insanları gündeme getirdik diye böyle bir suçlamayı ben kabul etmiyorum. Lütfen böyle bir şeyi ben yanlış olarak görüyorum. Bizim dilerseniz buna ben de cevap vereyim. Hiçbir sıkıntımız yok. Eğer programımızı dinliyorsanız öncelikle teşekkür ederiz. Bundan sonraki bölümü de izlerseniz bu soruların cevabını da mutlaka bulacaksınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Buna efendim. Ben bir de şöyle cevap vereyim o zaman. Biraz önce izleyicilerimiz de hatırlar. Ben şey söyledim. Enver Paşa'nın biraz sabırsız olduğunu söyledim. Evet. Biraz daha biraz macerazı olduğunu söyledim. Ya aşırı derecede ama mazeracıdır Enver Paşa. Yani evet, bu şey vardır, bir şey vardır. Ama Atatürk'ün daha çok idealist olduğunu söyledim. Ben burada şunu da söyledim bakın. Ben dedim Mustafa Kemal'in Anadolu'daki vermiş olduğu kurtuluş mücadelesinde başarısız olsun da ben geleyim diye dua eden ve bundan bir şeyler bekleyen bir kişiliği var dedim Enver Paşa ile ilgili. Evet. Daha ne diyeyim ben yani? Hocam Enver Paşa zaten Atatürk, bana sorsanız Kurtuluş Savaşı'nın başında Enver Paşa mı olsa Atatürk mü olsa ben Atatürk derim. Evet. Mustafa Kemal Paşa derim. Çünkü Enver Paşa sorun olurdu yani. Evet. Ama şöyle bir şey. Belki bu arkadaşımız şundan alınmış olabilir. Ben Enver Paşa olsa Osmanlı Devleti devam eder evet. miydi şeyiyle. Biz burada kendi düşüncelerimizi bu şekilde söylemeye çalışıyoruz. Siz de eğer sizin de düşünceleriniz varsa burada mutlaka size de cevap hakkı veririz. Teşekkür ediyorum efendim. Ve bu konuyu burada kapatıyorum. Hocam ben devam edeyim. Enver Paşa 30 Temmuz 1921'e kadar Batum'da bekledi daha sonra. Moskova'ya gitti dedik. Hı hı. Moskova'dan geliyor Batum'a. Yanında da İttihatçılar daha Türkistan'a gitmedi. İttihatçılar yanında yani İttihatçıların önde gelenlerini, sağ yaşayanları, şey olanları topluyor Batum'da. Ve Batum'da bekliyorlar. Evet. 30 Temmuz 1921'e kadar bekliyorlar. Niye bekliyorlar? Onlar şey diyor, Yunan eğer Ankara'ya girerse Mustafa Kemal Paşa'nın eğer şey yani şey yani bu kazanamazsa eğer bu Ankara'ya girerse Yunan girerse biz oradan gireceğiz diyor. Batı'ya kadar geldi Yunan kuvvetleri. Evet. Sen ne biçim ya? Ama Ankara'ya girişi an meselesiydi. Onu bekliyor Enver Paşa. Tabii. Eğer olursa direkt Batum'dan gireceğiz. Çünkü ilk isteği oldu. Hı. Reddedildi. O orada bekliyor iddiasılarla beraber. Ancak Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Meydan Muharebesi Savaşı'nın kazanıldıktan sonra evet. Enver Paşa Batum'dan seçiliyor. Batum'dan seçiliyor ve Ekim ayında Türkistan'a gidiyor ve bundan evet. sonraki bütün faaliyetler Türkistan'la ilgilidir. Az bir zamanımız kaldı. Evet. Ne diyebiliriz? Hangi konulara? O zaman şehadetin de ben şey... Konuşacak çok fazla konu var. O zaman ben şehadetine de değineyim. Çünkü evet. şehadet de şeydir. Bitirelim. Evet. Ruslar işte dediğim gibi Ruslar biraz Türkiye Cumhuriyeti ile yani o zaman Türkiye Cumhuriyeti yok. Anadolu Hükümeti ile yaklaştıktan sonra Enver Paşa'ya böyle gözden çıkarıyorlar. Enver Paşa da bunu görüyor. Bir de Enver Paşa'nın Türkistan'ı seylemek planı var. Artık işi
direkt açığa döküyor ve savaşmaya başlıyor Ruslara karşı. Oradaki basmacıları, oradaki Türkleri örgütlüyor ve savaşmaya başlıyor. Evet. Duşan hangi Bey yıllar? Hangi yıllar? 1921-22 yılları. 22. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve kurulduğu yıllar, cumhuriyetin ilan edileceği tarihlere yakın. Tam da o dönemde yakın. 1922 yılında Duşan Bey'i alıyorlar mesela. Duşan Bey, bugünkü Tacikistan'ın başkenti, Duşan Bey'i alıyorlar. Ama fazla tutunamıyorlar. Rusların karşısında tutunamıyorlar. Ruslar da geliyor ve bunlar dağlara kaçıyorlar. Dağlara kaçıyorlar ve bugünkü ve savaşarak dağlara kaçıyor ve 4 Ağustos 1922 yılında yine dağ savaşında, dağlarda savaşırken at üzerinde, bir de şey, en önde gidiyor dedim ya. En önde gidiyor. Korkusuz, yani savaşta en önde gidiyor. Ve burada Kurban Bayramı bir de ikinci günü. Şu anda Tacikistan'da Pamir Dağları eteklerinde Teyen köyü var. Teyen köyü. Evet. Teyen köyünde Bolşevik Ermenisi, ya Bolşevik olan bir Ermeni tarafından Agop Melkovyan isimli bir Ermeni tarafından havan tüfeğiyle şehit ediliyor. Orada Ermeni. Orada şehit ediyor ve orada gömülüyor. Evet. Naaşı oradaydı. 1996 yılına kadar. 1996 yılında Türkiye Cumhuriyeti resmi şekilde naaşını Türkiye'ye getirdi. Şu anda İstanbul'da Şişli'de Abide-i Hürriyet Tepesi'nde naaşı. Orada defnedildi. Şimdi Senemciğim, bu sadece bizim Türkiye Cumhuriyeti tarihimizde değil. Bizim Türk tarihimizde de değil. Evet. Yani 2000-3000 yıllık bizim Türk tarihimizde de değil. Her dönemde ayrı bir şahsiyet, ayrı bir kişilik her zaman için çıkmış. Evet. Bu bazen ismi Enver Paşa olmuş, bazen Mustafa Kemal olmuş. Vatan darda olduğu zaman çıkıyor o da. Efendim? Darda olduğu zaman. Öyle biz milletiz. Bazen bunun adı Atilla olmuş, bazen Fatih olmuş, bazen Osman Gazi olmuş. Önemli olan bu tür liderleri çıkarabilmektir. Evet. Bu tür liderleri çıkardıktan sonra da bir bu liderle ilgili karamsarlıklar değil, o artı ya da eksileriyle bizim liderimizdir. Bizim komutanımızdır. Bunlara bu şekilde bakmamız lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yapmış olduğumuz araştırmalarda, bu televizyonda bu programı izleyen tüm şeylere açık çek veriyorum. Bir tane kazıklı voyvoda gibi bir siyasi liderimizi bizim Türk İslamiyet'ten önceki Türk tarihinde ya da 1071'den sonra göstersinler. Ben de bu işi bırakacağım. O zaman bir de onu söyleyeyim. Bazılarımız şey yapar. Bizde kazıklı boyvadalar yok. Bizde zulmedenler yok. Yok. Şimdi o zaman böyle bir şey var. Şimdi son olarak ben onu söylemek istiyorum. Enver Paşa hakkında. Evet. Ben bir Azerbaycan Türküyüm. Vatandaşısın. Azerbaycan vatandaşıyım. Ben bunu söylüyorum. Ben bugün eğer çıkıp burada Kanal 42'de Enver Paşa'nın hayatını konuşuyorsam, bu yine Enver Paşa sebebiyledir. Niye biliyor musunuz o zaman? Çünkü 1918'de Enver Paşa o Kafkas İslam ordusunu göndermeseydi benim dedelerim şu an olmazdı. Benim dedelerim yoksa şu an ben olmazdım. İnşallah burada. Sen burada olur, ben de burada olursam 10 Kasım'da da Atatürk'ü konuşuruz. İnşallah. Tabii. O da bizim siyasi o da bizim liderlerimiz, o da bizim, evet. O da bizim. Ama Azerbaycan halkı işte Enver Paşa'ya böyle bir vefa gözüyle bakıyor. Şimdi Azerbaycan içerisinde zannedersem Enver Paşa ile ilgili olumsuz düşüncesi olan hiç yok. Yok. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde var. Evet, i̇şte Azerbaycan tamamen seviyor Azerbaycan halkı. Hep seviyorlar. Hep seviyorlar. Kafkas İslam Ordusu'nun komutanı kimdi? Enver Paşa'nın. Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa. Evet. Yani bundan dolayı yani aramızdaki fark bu. Bizde ise belirli bir kesim diyor ki devleştirilmiş bir cücedir diyor. Bir kesimde dev olarak gösteriyor. Biz düzeleştirilmiş bir devdir. Cüceleştirilmiş bir devdir diyor. Yani bu Mustafa Armağan'ın mı? Yok, Mustafa Müftüoğlu'nun bir sözü bu. Bana ait de bir söz değil. Şimdi biz insanlarımızı olduğu gibi masaya yatırmaya çalıştık. Biz bundan ders alalım dedik. Enver Paşa Türk tarihinde yaşamış ve bizim değerlerimizden birisidir. İster kabul edelim, ister etmeyelim. Bizim değerlerimizden birisidir. Bu değerlerimiz biraz önce sayılarını söyledik. Onlardan birisidir. İleride başka bir değerimizi konuşmaya biz devam edeceğiz. İnşallah. Özellikle bu programı ben bu yıl gençlere açtım. Bu ilk programda sizinle başlamış olduk. Çok teşekkür ederim. Onun için ayağınıza sağlık. Sağ olun. Kadar geldiniz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bundan sonra ayda bir üniversitedeki gençliğimizle onların belirlediği bir konuda konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah. Eğer biraz önce bize yorum yapan arkadaşımız, Kubilay olarak görülen yorum yapan arkadaşımız, eğer isterse konusunu belirlesin, bir ay sonra onunla burada program yapmaya
hazırım efendim. Çünkü biz ne yapmak istiyoruz? Biz elma yemek istiyoruz. Evet. Biz üzüm yemek istiyoruz. Biz bahçeyi dövmek istemiyoruz. Bizim programımızın özelliği budur. Efendim, bir tarihten yansımalar programının sonuna geldik. Bugün Azerbaycan'dan bir gencimizle, Necmettin Erbakan Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Senan Kazımoğlu'yla bir araya geldik. Senan Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. İyi geceler diliyorum. Derslerinizde de başarılar diliyorum efendim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. Haftaya başka bir konuyla, başka bir konukla biz buradayız.